Bodrum Cup'ın onursal başkanı Erman Aras'la birlikteyiz. Kendisi aslında Bodrum Cup rüyasını başlatan isimlerden bir tanesi ve yıllarca da başkanlığını sürdürdünüz. Şimdi onursal başkansınız. Dün biz yarışa çıktık. Evet, Hösteri Komodor teknesiyle çıktık ama rüzgarımız bol değildi. Uzun da bir yarış oldu ve denizciliğin aslında ne kadar sabır gerektiren bir iş olduğunu biz anlamış olduk. Ama siz yıllardır tabii burada yarışları düzenliyorsunuz. 30 yılda Bodrum Cup nereden nereye ki İstanbul'a kadar da uzandınız. Çok mutluyuz. Çünkü ülkemiz çok güzel. Koylarımız çok güzel. Buletlerimiz çok güzel. Ve hakikaten dünya turizmine bakıldığında en önemli destinasyonlardan bir tanesi yöremiz. Burada da buletlerimizle charter yapıyoruz. Biz 30 yıl evvel dedik ki peki charter zaten yapıyoruz, müşterilerimiz var, mavi yolculuğa çıkıyoruz. Peki biz niye onlarla birlikte bir organizasyon yapıp böyle yelkenleri açalım, onlar da halatın bir ucundan tutsunlar. Baktık ki dünyada bu tür organizasyonlar da yok. Ya ancak ya tekne sahibi olmanız gerekiyor ya da mürettebat olmanız gerekiyor. Biz Türkiye'de farklı olmamız gerekiyor bu güzel teknelerle ve anons yaptık. Fransızlar özellikle o zamanlarda çok müşteri olarak gelenlerden dediler ki ya gerçek mi söylüyorsunuz? Yani el yapımı tekneler, evet, ahşap tekneler çoğu o zaman, charter tekneleri ve biz yani rally arabasının arka koltuğuna müşteri gibi gireceğiz, doğru mu? Yani yarışın bir parçası olacağız, evet, gelip siz de halat çekebilirsiniz dedik. Ve bu muhteşem bir 1989'da bir deneyim oldu bizim için. Bayıldılar. Tabii kaptan ve gemicilerimiz çok hoşlandı. Hep birlikte düşünebiliyor musunuz? Hollanda'dan gelen, 30 yıl önce Hollanda'dan gelen ve charter teknesini kiralayarak grup yapmış gelen bir grubumuz 30 yıldır bu kapa geliyor biliyor musunuz yolcu olarak? Ve her yıl bakın biz davet etmiyoruz. Tekne kiralıyor, grubunu oluşturuyor ve 30 yıldır geliyor. Bir insanın ömrünü düşünebilir misiniz? 30 yıl hele hele bir yabancı ve geliyorsa bu ülkede bir şeyler buluyor demektir. Bence bu çok anlamlı. Yani Türkiye'yi dünyaya tanıtan, güzel yönüyle tanıtan bir organizasyonuz. Dünyanın dört bir yanından yabancılar geliyor. Bizim genç nesil burada özellikle ustalarımızdan çok şey öğreniyor. Rahmetli Sadun Bora bizlere çok şey öğretti. Düşünün ustalarımız, mühendislerimiz tekne imalatı yapıyorlar. Diyoruz ki biz dünyada iyiyiz bu konuda. Tamam iyiyiz de yaptığınız tekneleri çıkardığınızda 100 tane tekneyi yarıştırıyorsunuz. Önünüzde de bir şamandıra var. Hedefi tutturmanız lazım. Bakıyorsunuz ki tekneniz çok güzel ama gitmiyor. Hedefe en kısa sürede varmak önemli. Tabii bu da diyorlar ki bazı tekneler gidiyor, bazı tekneler gidemiyor. Nerede hata yaptık diyorlar. İşte o noktada Arge laboratuvarı oluyoruz. Yani Bodrum Cup 30 yıldır bir Arge laboratuvarı olarak hem mühendislerimize hem ustalarımıza çok korkunç şey öğretti. Çünkü deneyim yapıyoruz, yeni tekneler yapıyoruz. Bodrum Cup'ta deniyoruz. Performanslarına bakıyoruz. Nerelerini düzeltmemiz gerekiyor onlara bakıyoruz. Ki burada mesela direklerin yerleri çok önemli. Biz eskiden ne yapıyorduk? Charter teknesiyiz diye kabinleri yapıyorduk. Sonra boş kalan yerlere direkleri koyuyorduk. Ama baktık ki olmuyor. O zaman yelken performansını alamıyorsunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Mühendislerimiz önce direklerin yerlerini oturtup teknenin bütün dizaynını ve altyapısını ona göre yapıyor. Ondan sonra boş kalan yerlere kabin yapıyoruz. Bakın bu kadar değiştik. Ve bu ülkemizin yat üretimi öyle bir noktaya geldi ki Bodrum Cup'ın bu Arge laboratuvarında artık dünyaya yat üretip gerçekten yelken performansı olan tekneler satabiliyoruz. Ya biz hem sektöre yön veren hem de tabii bunu başta müzikle, sanatla, gastronomiyle, birçok sosyal sorumluluk projeleriyle içinde barındırarak gerçek bir deniz festivaline dönüştük. Şimdi tabii hedefimiz Akdeniz'in en büyüklerinden bir tanesi olalım. Daha doğrusu en güzellerinden bir tanesi olalım. İşte İstanbul bunun için bizim için çok önemliydi. Çünkü dünyanın en önemli noktalarından, turizm noktalarından bir tanesi İstanbul. Bu guletler İstanbul'a hiç fotoğraf vermemiş. Onu buluşturduk. İstanbul'la guletler çok yakıştı. Ve dünyaya oradan ciddi bir açılım yaptık. Umarım hak ettiği yerlere gelir sektör.
ve ülkemizi yurt dışında da güzel bir yüzüyle tanıttığımız için biz de çok mutluyuz. Evet, bir taraftan hem bu tekneleri üretecek ustalar ve mühendislerin yetişmesine katkıda bulunuyorsunuz. Bir taraftan ülkemizin yurt dışındaki tanıtımına katkıda bulunuyorsunuz. Bir taraftan da yeni denizciler yetişiyor sanırım. Yani o 30 yıl önce denizciliğe Bodrum Cup'la başlayıp şimdi eminim yarış kazanan pek çok denizci de vardır yetiştirdiğiniz. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Şu anda organizasyon komitesi başkanımız Süleyman Uysal 30 yaşında ve Era Bodrum Yelken Kulübü'nün, yani bu yarışı başlatan Yelken Kulübü'nün öğrencisi. Öğrencimiz büyümüş ve bugün bu organizasyonu yönetiyor. Ya bizim için büyük bir mutluluk. Türkiye'de Era Bodrum Yelken Kulübü olarak çok fazla, özellikle Optimist dalında yelkenci yetiştirdik. Binlerce yelkenci yetiştirdik. Bugün Türkiye'nin birçok ciddi üst düzey firmalarında yönetici konumdalar. Hakikaten yelkeni yörede sevdirmeye çalışıyoruz. Bodrum'da bu yörede gerçekten yelken için çok önemli. Çok müsait. Bakın bütün kış boyunca yelken yapabilirsiniz. Bu ne demek? Turizm sadece güneşe bağlı. Yani Temmuz Ağustos ayında yapılacak bir şey değil. Esas tadı bunun kışın. Kışın özellikle bizim teknelerimiz, charter teknelerimiz kışın rahatlıkla turizmin yapılabileceğini, işte en güzeli Bodrum Cup'ta. Bakın hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar, hem hep birlikte oldukları bu görüntüyle Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunuyorlar. Bundan daha güzel bir şey olamaz herhalde. Bizim için de bundan güzel mutluluk olamaz. Aslında denizcilik, yani biraz önce sabır işi dedim ama çok da büyük bir matematik işi. Rüzgarın yönünü hesaplama, açılar, dereceler. Aslında çocuklarını yelkenciliğe yönlendiren anne babalar, çocuklarının önümüzdeki yıllardaki eğitim hayatına da hem disipliniyle hem de o pratik zeka açısından olumlu katkısı olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Dünya niçin özellikle çocukları yelkenle buluşturuyor? Bunu çok önce keşfetmişler. Şimdi bir hedef koyuyorsunuz. Şimdi çocuklara da diyorsunuz ki siz bu şamandıra şimdi gideceksiniz. Ama nereye atılır genelde şamandıra? Rüzgarın geldiği tam noktaya atılır. Yani rüzgara karşı gitmeniz gerekiyor. Şimdi genç çocuklarımız, şimdi ilk temel eğitim budur. Ama rüzgar oradan geliyor. Ben rüzgara karşı nasıl gideceğim diyor. Rüzgara karşı gidebilmek için tabii ki bunu doğru kullanmak lazım. Ne yapacaksınız? Rüzgarı önce bir yandan alacaksınız, gideceksiniz. Sonra tramola deriz. Yani döneceksiniz diğer tarafa. Sonra tramola atıp tekrar öbür tarafa. Ve en kısa sürede hedefe varmanız gerekiyor. Peki, şimdi hayata bakalım. Şimdi hayatta da bütün rüzgarlar karşımızdan gelmiyor. Yani iş hayatında, evlilik hayatında, bütün günümüzde. Şimdi, hayat bu. Evet, bütün problemler bize geliyor. Şimdi önemli olan ne zaman, nerede manevra yapacağınız. Ve doğru zamanda doğru manevra yapan hedefe ilk ulaşıyor. Şimdi doğru zamanda doğru manevrayı öğretebilmek, hayatta da doğru zamanda, iş hayatında, evlilikte, bütün günlük hayatta doğru zamanda doğru manevra yaparsanız hedefinize ulaşırsınız. İşte yelken bu nedenle dünyada çok önemlidir. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Lütfen aileler çocuklarını yelkene mutlaka buluştursunlar. Başka bir şey daha. Denizlerimiz, koylarımız her geçen gün maalesef kirleniyor. Eğer denizci gençler denizi sever, yelkeni severlerse doğayı koruyacak olan bunlar. Eğer denizi kullanmazsak maalesef bu denizlerin hepsini kaybederiz. Yine Bodrum Cup'ta biz tabii ki olaylara başladığımızda ve gelişiminde dedik ki bizim bir de okul gemimizin olması lazım. Şimdi Osmanlı zamanında 4 tane okul gemisi varmış. Şimdi maalesef Cumhuriyet tarihinde yelkenli okul gemisi hiç olmamış. Biz bu işe başlayınca Era Bodrum Yelken Kulübü olarak dedik ki bir tane okul gemisi yapalım. Türkiye'de ne kadar denizi seven, gönüllü varsa dedik ki haydi herkes bir şey versin. İmece 32 metre bugün dünyanın en güzel yatlarından bir tanesini STS Bodrum Yelkenli Okul Gemisini Bodrum Cup olarak yaptık ve Türkiye'ye hediye ettik. Bunu kullanabiliriz. Burada yelken eğitimi alabilirler. Bütün dünyada Akdeniz'de bütün limanlara gidebilirler. Etkinliklere katılabilirler. Yani fırsat çok ama bu arada da mesela bu okul gemimiz şu anda ciddi bir
destek bekliyor. Bu her şey hazır. Bu okul gemisinin elinden de tutacak bir eğitim vakfı olabilir, bir kuruluş olabilir. O zaman çok daha fazla gence ulaşır, Türkiye'yi yurt dışında çok daha fazla temsil edebiliriz. Akdeniz'in en büyük deniz festivallerinden Bodrum Cup başladı. Bodrum etabı öncesinde Bodrum Cup Başkanı Süleyman Uysal'la birlikteyiz. Dün yarışlarda pek rüzgar yoktu. Rüzgarımız bol değildi ama sanırım fırtınadan önceki sessizliği yaşıyoruz. Ve siz şimdi Yunan adalarına doğru açılacaksınız. Nasıl gidiyor Bodrum Cup? Bodrum Cup çok iyi gidiyor. Biliyorsunuz İstanbul etabıyla başlamıştık. İstanbul etabında çok güzel bir hava vardı. Teknelerimiz sağ salim buraya ulaştılar ve çok büyük bir açılış partisi yaptık. Kenan Doğulu konseri muhteşemdi. Kampanya törenimizi yaptık. Ertesi günde dün yemek yarışmamız, bizim meşhur yemek yarışmamız ve ardından Levent Yüksel konseriyle çok eğlenceli bir iki gün geçirdik. Ama aynısını deniz için söyleyemeyeceğim. Hava maalesef rüzgar çok azdı. Şimdi yavaş yavaş Leros açıklarına gidiyoruz. Orada güzel bir rüzgar olduğunu söylediler. Ardından da yarın Leros'tan Körmen'e doğru yol alacağız. Orası devamlı esen bir yer. Dolayısıyla yarışçıların istediği rüzgarı bulacağımızı düşünüyorum. 30.sü gerçekleşiyor Bodrum Cup'ın ve Bodrum Cup ilk defa İstanbul'a uzandı ve Boğaz'dan geçen haftalarda harika bir geçiş yapıldı ve dünyaya da çok güzel bir fotoğraf verildi ve yankı da buldu ve bir hayal gerçek oldu. Aynen öyle. Bizim çok büyük bir hayalimizdi. O silüete çok yakıştığını düşünüyoruz. Burada üretilen teknelerimizin. Çok ciddi bir dediğiniz gibi yansıması oldu. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bu Bodrum Cup tarafına da yansıdı. Çok rekor bir katılım var şu anda. Çok ciddi uluslararası basın ilgisi var. Çok yabancımız var bu sene. Bunları duymak çok güzel. Yalıkavak Marina da çok keyifli geçti. Teknelerimizin hepsi burada beraberlerdi. Çok güzel bir birlik, bütünlük oluştu. Çok keyifli geçiyor. 30. yıla yakışır bir etkinlik oldu. Yavaş yavaş artık daha çok denizde olmaya başlayacağız. Akdeniz'in en büyük denizcilik festivali diyoruz ve 30 yıl başka bu kadar uzun festivaller dünyada vardır ama bizim için oldukça uzun. Evet, yani Türkiye'de çok nadir 30 yıl üst üste düzenlenmiş festivaller. Deniz üstünde zaten yok, biz bir ilkiz. Her geçen yıl daha da büyüyor. Biraz gençleştik, ekibimiz çok yeni çalışmalar yapıyor. İşin festival ayağı her yıl daha iyi gitmeye başladı. Dolayısıyla sadece deniz üzerinde değil, karada da çok ciddi katılım almaya başladık. Burası denizciliğe ilk giriş gibi. Bu işle ilgilenen herkes burada tekneleri gezebiliyor, burada buluşabiliyorlar. Ve The Bodrum Cup'ın en önemli özelliği, yarışan teknelerde misafir ağırlayabiliyor olmamız. Birçok teknemizde yolcular var. Atıyorum 29 yıldır katılan, üst üste katılan Hollandalı misafirlerimiz var. Tekne kiralayıp Bodrum Cup'a katılıyorlar. Bunları duymak, görmek çok güzel. Dün yemek yarışmasında da bizimle beraberlerdi. Ayın 27'sinde David Bey de katılıyor olacak. Teknesiyle yarışa giriyor olacak. Düşünün, İstanbul'dan beri yarışan teknelerimiz var. The Bodrum Cup bittiğinde yaklaşık 30 gündür denizde olmuş olacaklar. Bu çok ciddi bir rekor aslında. Teknelerimiz hiç durmadan 30 gündür bizimle beraber oluyor olacaklar. Çok mutluyuz. Yani büyük bir hayali gerçekleştirdik. 200 civarında tekne, 2000 katılımcı ve 10.000'in üzerinde de sanırım izleyen var. Bu ülkemizi yurt dışında gösterebileceğimiz en iyi görsellerden biri. Bu fotoğrafları, filmlerimizi takip ediyorsunuzdur. Dünya standardında bir iş yapıyoruz. Bu işin gittiği yer gerçekten bir tanıtım organizasyonu haline gelmesi ve Avrupa'da sayılı festivallerin arasında olmasını istiyoruz. The Four Seasons Bodrum Cup etabı ile birlikte İstanbul'dan da önümüzdeki yıllarda katılımın artacağını düşünüyor musunuz? Yani daha çok Bodrum ve Ege civarında olanların katıldığı bir festivalken İstanbul'a uzanmanızın artıları ne olacak? İstanbul'u biz 30. yıla özel tasarlamıştık ve ona göre hayal etmiştik ama İstanbul'da geri dönüşler beklediğimizin çok üstünde oldu. Bir kere İstanbulluların ilgisi bizi çok şaşırttı.
Sayın İstanbul Valiliği'nin de çok ciddi destekleri oldu. Onlar bu organizasyonu bir daha yapmamızı ve çok daha büyük katılımla İstanbul'da olmamızı istiyorlar. Teknik olarak çok zor çünkü teknemiz çok büyük. İstanbul Challenge'a katılan hem yol üzeri rotalarında hem İstanbul'da yanaşma ile ilgili 25 teknelik yerimiz vardı aslında ve 25'te 25 yaptık. Çok önemliydi bizim için. Umarım ilerleyen yıllarda yine İstanbul'u tekrar ederiz. Biz çok keyif aldık. Hem sponsorlarımız hem İstanbulluların çok keyif aldığını gördük. İnşallah seneye de yaparız diye düşünüyorum. Bodrum Cup'a Bodrum'da ev sahipliği yapan Yalıkavak Marina'nın direktörü Deniz Akaltan'la birlikteyiz. Deniz Bey, 30. yılında The Bodrum Cup'a Bodrum'da ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu yıl nasıl geçiyor? Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, Yalıkavak Marina olarak The Bodrum Cup'ı burada misafir etmekten çok mutluyuz. Bu bizim için büyük bir onur. Türkiye'nin en büyük süper yat marinası olarak da böyle bir etkinliğin hem ev sahibi hem ana sponsoru olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. Operasyonel olarak herhangi bir problem yaşamadık. Çok keyifli bir organizasyonda her yıl olduğu gibi. Deniz emekçilerini, denizden para kazanan insanları böyle bir festivalde ağırlamak, onların böyle bir organizasyonuna ortak olmak bizim için çok keyifli. Çok büyük bir organizasyon. 200 civarında tekneden bahsediyoruz. Bodrum'da ağırlıyorsunuz. Ama marina kolay bir iş değil. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Burada ev sahipliği yapıyorsunuz. Yarış süresince ne gibi destekleriniz oluyor? Biraz işin arka planını da bize anlatır mısınız? İşin arka planında açıkçası dediğiniz gibi artık tekne boyları büyüdü. Filolar kalabalıklaşmaya başladı. Ve lüks turiste hitap eden bir sektör olduğumuz için tabii isteklerin de sonu yok. Ama Yalıkavak Marina yapılırken ve planlanırken bütün bu hizmetler önceden düşünüldüğü için ve altyapı buna göre hazırlandığı için bizim hizmet vermek konusunda bir sıkıntımız yok. Çok iyi ve deneyimli bir personel ekibiyle çalışıyoruz. Biz hem burada teknelere bağlama hizmeti verdik. 2 gün boyunca onları ağırladık. Hem ayrıca konser ve diğer festival etkinlikleri için de marinamızın bakım onarım sahasını bu işe tahsis ettik. Dünya Marinalar Birliği'nin düzenlediği yarışmada da en iyi marina kategorisinde yarışıyor. Bu anlamda da dünyada önemli bir yere sahip. Kesinlikle özellikle süper yatlar için Yalıkavak Marina şu anda Akdeniz'deki en büyük marinalardan bir tanesi. Maksimum 140 metre boya kadar tekneleri biz marinamızda ağırlayabiliyoruz ki bu çok özel bir durum. Her marinanın yapabildiği bir, verebildiği bir hizmet değil. The Yacht Harbor Association yani Dünya Marinalar Birliği bu marinalarda kalan teknelerin, marinayı ziyaret eden ziyaretçilerin oylarıyla bu yarışmayı her sene düzenliyor. Geçtiğimiz yıl biz ikinciydik. Bir başka Avrupa'daki marinaya kaptırdık birinciliği. Ama biz bu sene birinci olmak istiyoruz. Çünkü Yalıkavak Marina hakikaten sektörde bulunduğu konum itibariyle Türkiye'nin gururu. Ve bunu bizim misafirlerimizin, yatçılarımızın, marinaya gelen ziyaretçilerimizin oylarıyla artık tescil etmek istiyoruz. Oy vermek de aslında çok kolay. Yalıkavakmarina.com.tr adresine girip değerli misafirlerimiz eğer oy vermek istiyorlarsa oradan Türkiye'yi seçip oradaki listeden Yalıkavak Marina'yı seçerek isim ve soy isimlerini e-mail adreslerini yazarak bize oy verebilirler, bizleri destekleyebilirler. Her oy bizim için çok önemli. Anna Boginyan, Rana Hamade, Navin Handosos ve Merve Ünsal'ın şimdi algısını sorgulayan işlerinden oluşan Evrenin Titreşen Işıkları sergisi 30 Aralık'a kadar Salt Beyoğlu'nda sanatseverleri ağırlayacak. Sonbahar programının ilk isimleriyle evine dönen salonda bugün Barlastan Özemek, 31 Ekim'de Hollandalı Afropunk ekibi Coffee ve 1 Kasım'da Postpunk Darkwave projesi The Soft Moon sahne alacak. İlk performans hall Beşiktaş sahnesi birbirinden değerli sanatçıları ağırlayacak.
Bugün Ayhan Sicimoğlu, 27 Ekim'de Simge ve 2 Kasım'da Red hayranlarıyla bir araya gelecek. Müzik sahnesinin efsanevi grubu Mazhar Fuat Özkan bugün Harbi Açık Hava'da sahne alacak. Yarın ise Türk rock müziğinin önemli ismi Şebnem Ferah hayranlarıyla buluşacak. Romantizmin sesi Kanadalı şarkıcı ve oyuncu Garou, kariyerinin 20. yılını kutladığı turnede ilk kez İstanbul'da konser verecek. Volkswagen Arena'da 2 Kasım'da gerçekleşecek konserde Garou en sevilen şarkılarını seslendirecek. Tarihi Moda İskelesi'nin yanında deniz kenarında bulunan Moda Kayıkhane sahnesi birbirinden değerli sanatçıları misafir etmeye hazırlanıyor. Bugün Ümit Besen ve Pamela ikilisi, 27 Ekim'de Can Gox, 31 Ekim'de Sattas ve 2 Kasım'da Ayhan Sicimoğlu sizlerle. Selin Atatürk'ün yazdığı, Okan Bayülgen'in yönetip beraber oynadıkları interaktif polisiye oyunu Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası Metret, Dada Salon Kabaret'te izleyicisiyle buluşuyor. 360 derece oynanan polisiye tiyatroda seyirci olayların tam ortasında. Damdaki Kemancı müzikali yeni sezonda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Suçu Tevye öykülerinden uyarlanan, Broadway'de en uzun süre sahnelenen 15 eserden biri olarak seyirlere geçen müzikal, kalabalık oyuncu kadrosuyla 31 Ekim'de Zorlu sahnesinde. Arden Oluğ'un 10 Karaköy'ün tarihi dokusundan ilham alarak yarattığı eserlerden oluşan İçsel Arkeoloji sergisini 16 Aralık'a kadar ziyaret edebilirsiniz. İtalyan sanat hareketi Arte Povera akımının öncülerinden 30'u aşkın igloyu benzersiz bir şekilde bir araya getiren Iglus sergisi, Prelli'nin Milano'da yer alan modern sanat mekanı Hangar Bicocca'nın 5500 metrekare genişliğindeki alanında sergileniyor. Vicente Todolini'nin küratörlüğünü yaptığı sergiyi 24 Şubat'a kadar Milano'da ziyaret edebilirsiniz. Yerli ve yabancı birçok önemli ismi ağırlamaya devam eden Doruk Ixlar, Beşiktaş sahnesinde. Bugün Kalben, 27 Ekim'de Gazapizm ve 2 Kasım'da Duman, müzikseverlerle bir araya gelecek.